Herkese merhaba arkadaşlar. En fakir sandık açılımına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü bedava sandık biriktirdim ve bunları videoda açmaya karar verdim. Şimdi hemen açalım bakalım neler çıkacak. Şöyle küçükten büyüğe doğru. Gerçi küçük büyük tarafı kalmamış artık. Hepsi küçük sandık bunların ama en küçüğü sanırım yine gümüş sandık oluyor. Ya da şu yukarıdaki ücretsizler mi lan? Onlar tahta gibi. Evet. Şu ücretsiz sandıklardan başlıyorum abi. Ondan sonra gümüşleri açacağım ve taç sandığını açacağım son olarak. Bakalım neler çıkacak. Haydi. Evet, yani çok da şaşırmıyoruz. Goblinler geldi. Bari kullandığım kartlardan versin ya. Haydi bakalım. 91 altın yani. Evet, biraz buruk bir sandık açılımı oluyor. Bir tane buz golemi. Havan geldi. Kullanmıyorum abi. Şimdi gümüşlere geçiyorum hemen. 81 altın. Yine Dart Goblin'i geldi. Şövalye. Yani kullanmadığım kartlar geliyor. Yani hem fakir hem şanssız bir sandık açılımı oldu bu. Büyücü. Kraliyet Devi. Bunu da kullanmıyorum. Hemen bir sonrakine geçelim. Aç abi, aç aç aç. Altın da gitgide düşüyor. 59 altın falan vermeye başladı. Oklar da geldi. Oklar yükseltip yükseltebiliyoruz bu arada okları. Hemen son gümüş sandığımızı da açalım. 74 altın. Mini Pekka. Bir ara çok kullanıyordum bunu. Sonra ne olduysa bilmiyorum. Vazgeçtim, öyle bıraktım. Yine Goblin çetesi verdi. Evet, şimdi taç sandığımızı da açalım ve bakalım ne çıkacak. 500 altın. Artık seviniyorum yani 500 altına. İyi. 4 tane taş. Güzel. Ve yine Goblin çetesi. Başka dev verdi. Güzel. Devi yükseltirsem kullanacağım arkadaşlar. Bir dev destesi yapmayı düşünüyorum yani bu aralar ama yükseltmeyi bekliyorum. Şu an 7. seviye kendisi. Büyücü geldi ve barbarlar. Oha, barbarlar da yükselmeye çok az kaldı. Barbarları da yükselteceğim. Yani barbar ve devin olduğu bir deste yapacağım. İkisi de çok az kaldı yükseltmeye. Evet. Sandık açılımı bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir fakir sandık açılımı oldu bu. Yani yapacak bir şey yok. Oyuna şimdiye kadar hiç, yani bu oyuna şimdiye kadar hiç para yatırmadım arkadaşlar. Ve para yatırmadan nereye kadar gideceğimizi de görmek istiyorum. Şimdi hemen destemi göstereyim size. Destem domuz birinci destesi. Burada ben buz ruhu kullanıyordum normalde. Onun yerine buz büyücüsünü aldım. O da yeni çıktı yani buz büyücüsü. 10. seviyeye de az kalmış. Yani şu an 9. seviyedeyiz. Biz savaşa girelim bakalım neler yapacağım. Ama öncesinde şunun bilgilendirmesini de yapayım arkadaşlar. Ben bilgisayardan oynayacağım bugün. Ve farklı bir oynama şeklini deneyeceğim. Yani klavyeden Droid4X programını yükledim bilgisayara. Ve klavyeye kısa yol tuşları atadım arkadaşlar. Ve bakalım nasıl olacak. Çok enteresan, onu da merak ediyorum yani. Hemen bir savaşa girelim. Deneyelim bakalım. Ben videoyu açmadan önce birkaç maç attım ve verimli geçtiğini gördüm. O yüzden hemen şu domuz birincisini yollayacağım abi. Bir de kumar oynuyorum. Ardılan. Adam deli ama nasıl tuttu lan? Güzel. Ve bunu evde denemeyin arkadaşlar. Hemen şuraya bir Valkür. Klavyeden çok rahat oluyor ya. Tavsiye ederim. Yani onu da göstereceğim arkadaşlar. Yani bu bölümde mi artık, sonraki bölümde mi? Detaylı olarak anlatacağım. Alttaki 4 tane kartınıza kısa yol tuşu atıyorsunuz. Ve oradan tuşlarla seçtiğiniz kartı direkt mouse'la istediğiniz yere koyuyorsunuz. Bayağı kolay oluyor yani. Bütün alışkanlıklarınızı alt üst ediyor ama gerçekten çok verimli oynanıyor yani. Eyvah. Ana kuleye kilitlendi. Kuleye kilitlendi. Neyse, tamam tamam, güzel. Endişe yok abi. Hala çok avantajlıyız. Oraya bir çarpmaya gerek var mıydı? Yoktu. Yoktu ama olsun. Gördüğünüz gibi mouse ortada ve ben kısa yol tuşlarıyla da kart seçiyorum. Bayağı bir pratik oluyor yani. Şuradan bir domuz birinciyi yollayacağım abi ben, yeter bu kadar. Hadi lan, alev topunu bir daha attım. Kumarsa kumar.
Kumarsa kumar tuttu. Çok iyi be. Ya bu tutmadığı zaman o alev topunu böyle kumar atarsanız ve o da tutmazsa zaten maçı kaybediyorsunuz büyük ihtimal. Onun tutması çok önemli yani. O yüzden evet. Sağdaki kuleyi aldık ya. Aldık. Orada sıkıntı kalmadı. Da şu alev ruhları çok gıcık abi. Bir şey koysan olmaz, koymasan olmaz. Kuleyi bitirecekler yoksa. Gel bu sefer. Bu sefer hazırlıklıyım oğlum. Evet, şimdi şu sağ tarafa yine bir domuz birinci atsam alır mı lan orayı? Bu sefer kumar oynamayacağım abi. Valkür'ü yerleştir. Şu tuşlara bir alışsam kontrole çok daha iyi oynayacağım ama. Yani yavaş yavaş alışıyorum. Bak geldi hemen. Abi çok vurdu lan. Vallahi çok vurdu, kuleyi alacak he adam. Hemen bir domuz birinci yapıştırdım abi. En iyi savunma ataktır. Felsefesiyle. Aha. Allah'tan elimde Valkür'ü hazır bekletiyorum ha. Hadi. Ok atıyor garibim. Vah garibim, ok atıyor. Evet. İlk maçımızı aldık arkadaşlar. Ya bayağı gerçekten böyle oynamaya alışırsam ve dev sandık çıktı. En fakir sandık açılımında, sandık açılım videosunda da dev sandık gelmesi bayağı güzel oldu. Şunu da hemen açmaya bırakalım. Evet, açmaya başla diyelim. Şimdi hemen bir maça daha girelim. Şu hareketi yapmak için hiç vakit kaybı olmuyor. Hemen domuz biniciyi yapıştırdım abi. Kumar oynayayım mı? Hadi kumar oynuyorum. Hadi. Ah be. Yani tutmadı ama bayağı vurduk lan. Şunları tek atar mıyız? Güzel, tek attık abi. Bir de mega dalkavuk. Bu atağı savuşturursak var ya maç bizde ama adam iyi geldi. Abi şuraya bir de buz büyücüsü. Adam bastırıyor abi. Adam bastırıyor. Farkında, her şeyin farkında. Yapma be oğlum. Gitti. Gitti. Dağ gibi kulem gitti. Adam farkında abi. Şu an döngüye aldı beni. O yüzden o döngüden çıkmak için izin vereceğim yani vurmasına. Ama yani yeter ama ha. Küfür edeceğim yani şimdi. Şimdi şu kumarın tutması lazım abi maçı çevirmem için. Hadi. Adam mahsus bekliyor lan alev topunu atmamı. Yani iyi tecrübeli oyuncu belli ki. Abi cehennem kulesini çıkartmalıydım ya. Başka türlü bu maç dönmezdi. Bayağı bir kulemiz gitti. Hasar alacak yani. Hadi lan. Hala bir, bak bir ümit var. Hala çıkmayan candan ümit kesilmez derler ama. Gitti. Yürü lan. Teşekkürler diyor bir de. Evet. 3060 kupadayız. Hemen bir maça daha gireceğim abi. Bu sefer bekliyorum. Domuz birinci gelmedi. Haydi bakalım. Kipi gelmiş. Şu mantıklı bir hareket olmaz mı ya? Bence mantıklı. Bak. Hadi onu da indir. Domuz biniciyi abi önüne koyayım mı? Hadi koydum gitti. Alev topu. Kumar. Yine bir kumar. Tutmadı. Ah siktir be. Şunu da şöyle koyalım. Abi adamlar yalnız direkt affetmiyorlar. Hemen bak. Hatayı affetmiyor. Bu oyun hatayı affetmiyor. Desene yeni mi anladın lan diye. Ama işte o kumar tutarsa da yani maçı kazanmanız garanti gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Öyle de bir şey var. İşte biraz sabırsız oynuyorum ben ama çok vurur. O çok vurur. Yapma. Oyuncu değiştirme hakkımız da doldu.
Çok vurdu lan. Tamam, hiçbir şey çıkartmayacağım. Hiçbir şey çıkartmayacağım. Başka türlü dönmez çünkü bu oyun. Bir de şu oynamaya alışsam çok güzel olacak. Ağzına sıçayım, yaptığım hataya bak abi. Adama resmen maçı verdim ya. Yanlış tuşa bastım işte ya. Tam görüyor musun? Görüyor musun? Hadi buyur. Tam da diyordum ki şu oynamaya alışsam diyordum. Hadi yürü lan yürü, iki tane iskelete kaldınız orada. Hadi abi alıyoruz orayı. Çok güzel. Çok güzel lan. Aldık mı? Alın artık. Al, 500'e düşürdük. Çok iyi. Abi o hatayı yapmasam var ya gerçekten. Abi şurayı alayım. Son 35 saniye kaldı. Bir çarpma orayı tutturursam güzel. Bir tane vur. Abi hadi. Hadi. Of, aldık. Aldık, tamamdır. Abi aldık da adam 3 taca geliyor yani. Bu ne? Bu ne güven lan? Bu ne özgüven böyle? Hadi bakayım. Neyse, en azından beraberliği kurtarabilirsem beraberlik de iyidir yani şu pozisyonda. Oha! Elit barbar beyefendiler teşrif etmişler. Oraya bir alev topu attım abi. Çok tatlı, şiir gibi. Gerçekten şiir gibi bir alev topu. Hadi oğlum şu prensesi al. Al onu. Bak. Bak. Ulan ölecektim neredeyse. Evet. Çarpmayı bu sefer kontrollü kullandım abi. Ulan berabere kalalım bari ya bu adamla. Gel 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 gel. Gel sen böyle, evet. Buz ruhu, şey, buz büyücüsü. Abi adam geldi ya. Arkaya da iki tane prenses koydu. Ne oluyor lan? En gıcık olduğum oyuncu tipi abi. O arkaya prensesleri koyuyorlar ya böyle. Direkt böyle var ya. Hadi hadi gel. Tamam gel abi sen şöyle. Güzel. Evet, beraberliği kurtardık arkadaşlar son anda. Çok büyük hata yaptım lan. Direkt alev topunu boşa attık yani. Bu oyun kaldırmaz yani öyle hataları, ama en azından berabere kaldık. Güzel. Şimdi hemen bir maça daha giriyorum arkadaşlar. Son maçımıza girelim bakalım. Son maçımıza ne yapacağız? Domuz biniciyi yapıştır abi. Şu kontrollere alışırsam var ya, yalnız ben harbiden harikalar yaratacağım yani. Tamam, hiç gerek kalmadı. Şunu çıkar abi. Şununla da şunun bir şarjını alalım. Oh tamam, alev ruhlarını da aldık. Hadi lan Valkür, hadi lan Valkür. Oh, son anda. Son anda. Oh. Tamam, güzel. Abi şu goblinleri alır mısın? Buz büyücüsü. Hadi canım benim. Hadi canım, zahmet olacak hadi. Al bir tane daha. Tamam, güzel. Güzel. Senin o jöleli saçlarını yerim ben. Hadi. Oha oha oha. O vurursa var ya. Öttürür öttürür. Evet. Çarpma falan attı yine. Boşuna bir çarpmaydı. Ulan domuz biniciyi biraz erken mi yapıştırdık? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok abi. Tamam. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Her şey yolunda. Abi şu klavyeden aslında var ya, bir alışsam çok iyi oynanır ya. Öbür türlü zaman kayboluyor. Bir de iki tane kartı aynı anda seçebiliyorsunuz yani. Gerçi hiç denemedim onu ama herhalde seçiliyordur diye düşünüyorum yani. Şunu atayım mı? Geç mi kaldım? Hadi. Hadi. Oh. İşte bu. Bak arkadaki silahşöre bak. Boş canıyla vuruyor ya. Abi. Domuz biniciyi yapıştırdım. Hadi oğlum. Şu Pekka da çok tehlikeli ya. Abici ufacık boyu var, türlü türlü huyu var ya. Abi ona geçit verme. Vurdurma. Hayır. Bir vurdu mu var ya o.
Şuraya bir alev topu attım. Oh tuttu, güzel güzel. Gel abicim böyle, buyursunlar buyursunlar. Arkada hep boş canlı kalıyor şu slasher, çok sinir bozucu bir hal aldı o. Güzel. Yapıştırıyorum. Hadi be. Yok abi, berabere bitecek galiba. Eyvah. Hadi çık artık. Tamam. Abi beraberliği yalnız işte belli olmaz ya. Daha uzatmalar var lan. Ben uzatmadayız sanıyorum. Öf be. Aman be. Senin mini pekkana hay. Valkyrie prenses saklayacağım. Evet. O çok yerinde bir hareket olur. Gördüğünüz gibi abi prens atıyor. Prens de yani hiç öyle affı yok abi. Bir koydum mu zaten direkt bine düşürür yani, affetmez şöyle bir. Güzel, hadi indir onu. Evet. Yok abi. Kitlendi maç, şu an kitlendi arkadaşlar. Ya bilmiyorum, kilidi açabilirdik belki ama. İki tarafta yani ikimiz de hep aynı taktikle ilerlemeye çalıştık. O yüzden maç kilitlendi. Evet. Son maçımızda da berabere kaldık. Şöyle biraz birkaç saniye daha olsaydı şu atak fena değildi ama neyse, tamam. Evet. Anime fan. Vallahi acayip kitlendik dostum ya. Evet, kupa olarak bakalım 3060 kupadayız arkadaşlar. Taç sandığı açmaya da az bir şey kalmış ama videoyu burada sonlandırıyorum. Makul bir sürede olsun arkadaşlar. Clash Royale videolarının devamı gelecek arkadaşlar. Sonraki Clash Royale bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.